Yıldıra yoğur. Ata alıp Üsküdar'da biraz dinlenmek. Üsküdar 1994'ten beri Refah Partisi, Fazilet, AK Partili belediyeler tarafından yönetiliyor. Ev sahipliği yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi yıllarca oturdukları Emniyet Mahallesi'nden sonra yine Üsküdar'ın semtlerinden Kısıklı'ya da taşındılar. Pek çok muhafazakar ailenin, iş adamının, entelektüelin Adresi olan Üsküdar, 15 Temmuz gecesi Köprü, Çengelköy, Bağlarbaşı, Selami Ali, Acıbadem'de şehitler vermiş, darbeye en doğrudan muhatap olmuş ilçe. 2014'ten 2017'ye iki genel, bir yerel, bir cumhurbaşkanlığı seçimi ve bir referandum geçiren Üsküdar'ın seçim karnesi duymak isteyene bir şeyler söylüyor. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Üsküdar'da CHP'nin eski Üsküdar müftüsü olan milletvekili İhsan Özkes, 9000 bin farkla belediye başkanlığını kaçırmıştı. AK Parti 30 Mart yerel seçimlerinde 156 bin, 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan 139 bin oy aldı. Seçmen sayısının artmasına rağmen 7 Haziran seçimlerinde AK Parti'nin oyu yine 139 bin civarında kaldı. 7 Haziran 2015'te referandumun Evet cephesindeki partilerin AK Parti, MHP, BBP toplam oyları 175 bini bulmuştu. Hayır cephesini oluşturacak partilerin CHP, HDP, SP, diğer partiler ve bağımsız adaylar toplamı ise 176 bin. 1 Kasım 2015 seçimlerinde yine bir miktarı seçmen artışından sonra AK Parti oyunu 175 Bine çıkardı. MHP 34 bin oy aldı. AK Parti MHP ve BBP'den oluşan Evet cephesinin toplam oyu 206 bine çıktı. Hayır cephesini oluşturan partilerin toplam oyu ise 148 bindi. Ve 16 Nisan 2017 referandumu. Seçmen sayısındaki artışa Üsküdar Belediyesi'nin ayrıca kendi özel evet kampanyasını yürütmesine, Saadet Partisi de dahil olmak üzere orada muhafazakarlara hitap edecek bir hayır kampanyası olmamasına rağmen, Üsküdar sandıklarından 167.748 evet oyuna karşı 191.496 hayır oyu çıktı. Evet oyları sadece 1 Kasım'da hayır cephesinin aldığı oyun 40 bin altında kalmadı. Aynı zamanda AK Parti'nin son seçimde aldığı oyun da altına düştü. Biraz da AK Parti'nin fikri kalelerinden biri olan Fatih sandıklarına bakalım. Fatih de Üsküdar'la birlikte 15 Temmuz'un en çok şehit verilen en büyük direnişlerinin olduğu ilçesiydi. Çoğunun merkezi sınırları içinde olan tarikat, cemaat ve vakıflar 16 Nisan referandumuna doğru evet kararlarını açıklamışlardı. 7 Haziran seçimlerinde Fatih'ten 104 bin oy alan AK Parti, 1 Kasım seçimlerinde oyunu 132 bine çıkarmıştı. 1 Kasım seçimlerinde evet cephesini oluşturan AK Parti, MHP ve BBP'nin toplam oyu 153 bindi. Hayır diyen partiler CHP, SP ve HDP ise 100 bin oy almışlardı. Referandumda ise sandıklarından 127.324 evet'e karşı 120.500 hayır çıktı. Bu yine AK Parti'nin 1 Kasım'da tek başına aldığı oyun bile altında bir rakamdı. Eyüp yine uzun süredir AK Partili belediyeler tarafından yönetilen sandıklardan muhafazakar partilerin ilk sıralarına çıktığı ilçelerden biri. 1 Kasım seçimlerinde AK Parti 115.900 oyla sandıklardan yine birinci parti olarak çıkmıştı. 1 Kasım'da evet cephesini oluşturan AK Parti, MHP ve BBP'nin oy toplamı 137.000'i bulmuştu. Hayır cephesi CHP, HDP, SP ise 95.000 oy toplamıştı. Yine seçmen sayısı artmasına rağmen 16 Nisan'da sandıkta neredeyse AK Parti'nin 1 Kasım'da aldığı oy kadar evet çıktı. 115.399 ama sürpriz bir şekilde 123.812 Eyüplü, hayır deyince ilçe uzun yıllar sonra ilk defa AK Parti renklerinin dışında bir renge büründü. İstanbul'un diğer ilçelerinin tamamında evet oyları 1 Kasım'da AK Parti MHP toplam oyunun altında kaldı. Ama bazı ilçelerde evet oyları 1 Kasım'daki AK Parti oyunun bile altına düştü. Örneğin Zeytinburnu, Bahçeli Evler ve Güngören. CHP'nin ağırlıkta olduğu Bakırköy, Beşiktaş, Sarıyer, Şişli'de genel seçimlerde AK Parti'yi tercih eden seçmenler referandumda fikirlerini değiştirdiler. Yine hiç MHP faktörü düşünülmezse bile evetler AK Parti'nin 1 Kasım oylarının altında kaldı. Ümraniye, Başakşehir, Şile, Maltepe, Kartal, Beykoz, Ataşehir, Büyükçekmece gibi ilçelerde de sandıklardan AK Parti'nin 1 Kasım'daki oyuyla ya aynı ya da küçük puanlarla üstünde evet oyları çıktı. İstanbul'da dışında 1 Kasım'da AK Parti'nin birinci sırada çıktığı Ankara, Hatay, Adana, Mersin, Antalya, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Denizli, Eskişehir, Zonguldak, Uşak, Bilecik, Artvin, Yalova, Ardahan'da bu kez hayır dedi. Bu illerin tamamında evet oyları AK Parti artı MHP'nin bir Kasım oylarının epey altında kaldığı gibi Ankara, Denizli, Uşak, Balıkesir, Çanakkale, Artvin, Bilecik, Zonguldak'ta evetler bir Kasım'da AK Parti'nin altı oyun ya altında ya da seçmen sayısı farkıyla açıklanabilecek kadar az sayılarla üstünde kaldı. Sadece bu büyük şehirlerde değil AK Parti'nin tarihsel olarak güçlü olduğu, bölge olarak en yüksek oy oranının çıktığı Karadeniz'de de ilginç sonuçlar vardı. %60'ın üzerinde evet diyen bölgenin şehir merkezlerinde bambaşka sonuçlarla karşılaştık. Örneğin %61 evet oyu çıkan Giresun'da şehir merkezi %51 ile hayır dedi. %61 evet diyen ordunun şehir merkezi de %52 ile hayır dedi. %63 evet diyen Samsun'un iki merkez ilçesinden Atakum %53.5 ile hayır, ilk adım %44 ile hayır dedi. %57.75 ile evet diyen Sinop merkezde %62 hayır çıktı. %66 evet çıkan Trabzon'da şehir merkezinden %41 hayır çıktı. Bursa Kocaeli, Burdur gibi evet çıkan şehirlerin merkezlerinde hayır çıkarken yine yüksek oranlarda evet çıkan Sakarya, Bolu, Kastamonu, Isparta, Çorum gibi illerin de merkezlerinde şehrin ortalamasının epey üstünde hayır oyları çıktı. 2002'de çevreden merkeze gelmek Orta ve üst sınıfa yükselmek isteyen kesimlerin sesi olarak ortaya çıkan AK Parti açısından bu referandum sonuçları partinin seçmen profilinin şehirlerden taşraya doğru kaydığının, orta sınıflarla ilişkisinin zayıflamaya başladığının, kendi 15 yılının eseri olan şehirli muhafazakar kitleleri ikna etmekte zorlandığının ilk işaretleri. Daha önceki işaret 7 Haziran 2015 seçimlerinde verilmişti. AK Parti %40'ların üzerine çıkarıp tek başına iktidar yapan yeni sistemle %50'lerin üzerine Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda sonucu belirleyebilecek bir seçmen kitlesinin kafası biraz karışık ve parti aidiyeti zayıflamış görünüyor. Tabii ki bütün oylar eşit ve değerli. 1 milyon 300 bin oy farkı büyük bir fark. Hala Türkiye'nin her yerinde ve her sınıfında rakipleriyle kıyaslanamayacak kadar güçlü bir desteği olan bir parti var karşımızda ama trendler değişmeye başlamış görünüyor. Ve tabii ki referandumlarda %50'nin bir oy üzerine bulmak önemli. Hukuki meşruiyet açısından bunda hiçbir sorun yok. Evet Britanya AB'den çıkma kararını daha düşük bir farkla aldı. Ama bu referandumun Brexit'ten farkı ortada vatandaşlara sorulmuş tek bir soru değil. Oylanan 18 maddelik bir paket olması. Ve bu sistemi tümüyle değiştirecek 18 maddeye ya da maddelerin bazılarına içinde AK Parti seçmenlerinin de olduğu %49 hayır dedi. Hem siyaseten meşruiyet sorunlarını çözmek, toplumsal uzlaşmaya katkı yapmak hem de daha pragmatik bir gerekçeyle 2 yıl sonraki ilk başkanlık seçimlerinde %50 çıtasını daha kolay yakalamak için iktidar hayır diyenlerin bu paketle ilgili hassasiyetlerinin bir kısmını %51'in onayını almış ana gövdesini bozmadan paketle ilgili meclisten çıkarılacak uyum yasalarında karşılayabilir. Seçim kanunlarının demokratikleştirmek, baraj düşürmek ilk akla gelenler ama örneğin tek adam rejimi eleştirilerine karşı meclisin denetim gücünü artırmak için Cumhurbaşkanı'nın atayacağı bakanların meclis komisyonlarında mülakata alınması ve onaylanması, bakanların Amerika'daki gibi meclis listeki komisyonlara çağrılıp sorulara cevap vermesi, üst düzey sivil, asker, bürokrat ve diplomat atamalarında yine meclisin mülakat ve onay makamı olarak yetkilendirilmesi gibi ki yüzlerce üst düzey sivil ve asker bürokratın terör örgütü üyesi olarak hapiste olduğu bir ülkede bu seçimin daha ince eleyip sık dokunarak yapılmasının gerektiği açık. Zaten paketin ana amacı olan bürokratik vesayeti ortadan kaldırmasına hizmet edecek rötuşlar yapılabilir. Bu aynı zamanda hem içeriye hem de dışarıya verilmiş bir uzlaşma ve demokratikleşme mesajı olarak okunur. Yani ata aldıktan sonra Üsküdar'da biraz dinlenip muhasebe yapıp yola öyle devam etmekte fayda var. Yıldra Yoğur Türkiye